Merhabalar arkadaşlar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimizle bugün itibariyle son dakika haberi paylaşmak için karşı karşıyayız. Biliyorsunuz bu koronavirüsünün yarattığı ciddi endişeler var. Ve bu endişelerden dolayı da dünyanın her tarafında önlemler alınmaya başlandı. Bu virüsle mücadele edebilmek için. Ve son dakika haberi olarak Türkiye'deki Amerikan konsoloslukları göçmen ve göçmen olmayan bütün vize görüşmelerini şu an itibariyle askıya almış durumdalar. Dolayısıyla yakın bir zaman içinde randevusu olacak kişiler maalesef bu randevularına gidemeyecekler. Bu noktada Amerikan konsolosluğu ile irtibatta kalmanızda fayda var. Ve dolayısıyla Amerikan konsolosluğu bugün yaptığı resmi açıklamada Türkiye'deki son gelişmelerden dolayı bu virüsle mücadele ile ilgili ve bu hafta itibariyle de Türk Devleti'nin özellikle toplu yerlerde virüsün yayılmasını önlemek için getirdiği işte okul kapamaları, toplu yerlerdeki restoran, barlar, tiyatrolar, bu tip böyle kalabalık yerlerde insanların bir araya gelmesini sağlayacak yerlerin geçici olarak kapatılma kararı aldığı için tabii ki Amerikan konsolosluğu da bu noktada bu virüsle mücadele noktasında göçmen olmayan ve göçmen olan vize görüşmelerini bir dahaki açıklamalarına kadar durdurmuş durumdalar. Dolayısıyla ne zaman tekrar başlayacakları belli değil şu an itibariyle. Ama tabii Amerikan vatandaşları konsolosluk işlemlerine devam edebilir ve acil durumlar, insani durumlarda vize ihtiyacı olanlar Amerikan konsolosluğu irtibata geçip vizelerini almaya çalışabilirler, alabilecekler. Ama onun dışındaki bütün göçmen olan vizeler ve göçmen olmayan vize görüşmeleri şu an itibariyle askıya alındığını Türkiye'deki Amerikan konsolosları bildirmiş durumdalar. Şimdi tabii önemli olan burada biliyorsunuz maalesef bu koronavirüsün çok ciddi anlamda hızlı bir şekilde yayılmaya başlamış olması dünya ülkelerini tabii ki panikle önlemler almaya yönlendirmiş durumda. Ve şu an dünya çapında son açıklanan rakamlar 200 binin üzerinde vakanın olduğu ve 8 bin civarında da ölüm olayının gerçekleştiğini bildirmiş durumdalar. Tabii Amerika'ya baktığımızda ölüm sayısı şu an 100'ü geçmiş durumda. Türkiye'ye baktığımızda da daha yeni bir ölümün gerçekleştiği belirtilmiş durumda. Dolayısıyla çok ciddi anlamda bu noktada hem devletler işte hem kurumlar çok ciddi acil önlem almaya çalışıyorlar ve biliyorsunuz Amerika'da da geçen haftadan itibaren hem New York eyaleti bu noktada adım attı, sıkı yönetim getirdi ve Cuma günü de Beyaz Saray'da Amerika çapında sıkı yönetimin geldiğini, çok ciddi bir durumla karşı karşıya kaldığımızı açıklamış durumda oldular. Ve bu hafta başı itibariyle de Beyaz Saray, Amerikan yönetimi çok insanın işsiz kalacağını ve bir süre işe gidemeyeceğini ve bundan dolayı onlara destek amacıyla hepsine çek göndereceklerini, belli bir miktar para göndereceklerini ki bu sayede hem kiralarını ödeyebilsinler hem masraflarını karşılayabilmeleri için destek olacaklarını hem bu noktada kişilere hem iş yerlerine destek olacaklarının açıklamalarını yapmış durumdalar. Tabii burada önemli olan nokta şu, gerçekten bir felaketle karşı karşıyayız ve öyle bir felaket ki hızlı gelişiyor ve hızlı ilerliyor. Bu noktada biz sizlerle takipçilerimize tavsiyemiz kesinlikle dikkatli olmanız ve kesinlikle sağlık kurallarına dikkat etmeniz. Onun dışında da tabii ki hem yönetimden gelen bu noktadaki direktifleri hem de sağlık görevlilerinden gelen tavsiyeleri kesinlikle ciddiye alarak yerine getirmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü eğer bu mücadelede her birey ve hep beraber bir adım atılır, destek olunursa süreci kısa sürede geride bırakma şansımız mevcut olacak. Ama onun dışında siz değerli takipçilerimize de tavsiyemiz kesinlikle panik yapmayın, tedbirli olun ve tedbiri de yaparken şunu unutmayın, sizin atacağınız her adım sevdiklerinize, arkadaşlarınıza zarar verebilir. Dolayısıyla bu noktada güvende olup dikkatli adım atmaya çalışın. Dikkat edeceğimiz diğer bir noktada biz tabii birkaç haftadır bunları belirtiyoruz ama şunun farkındayız. Gittikçe işin ciddiyeti ve gittikçe işin aciliyeti, önlem alınmasının aciliyeti önem kazanmaya başlıyor. Ve dolayısıyla biz geçen haftalarda bir açıklama yaptığımızda bunun nasıl etkileyeceğini anlatırken bize bazı takipçilerimizden acaba işi abartıyor muyuz? Acaba hani ciddi bir durumda yok ama biz abartıyor muyuz gibi böyle bazı yorumlar gelmişti. Feedbackler gelmişti ama biz o zaman da aynı şeyi söylüyorduk. Şu anda söylüyoruz ve şu an gösteriyor ki hiç abartılmadığını ve gerçekten önlem alınması gerektiğini gösteren bir durumla karşı karşıyayız. Umarız en kısa sürede bu felaketi, bu yaşananları çok fazla zararlar görmeden geride bırakırız. Biliyorsunuz bunun toplumlara, ülkelere, insanlara, ailelere şu an itibariyle hem sağlık yönünde çok ciddi bir sorun yaşattı ve aynı anda da ekonomik olarak yani ticari olarak da çok ciddi zararlara yol açtığını görüyoruz. Tabii bunun hem ticareti etkilediğini görüyoruz, hem eğitimi etkilediğini görüyoruz, hem bireylerin işlerini kaybetmeyle karşı karşıya kaldıklarını, hem işletmelerin ya da şirketlerin ayakta kalabilme mücadelesi vermekle
karşı karşıya kaldıklarını görebiliyoruz. Ama bu bir süreç. Herkes aynı durumda. Hepimiz aynı gemideyiz. Umarız el ele vererek bu süreci geride bırakırız. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum ve lütfen tedbiri elden bırakmadan umarım bu süreci hep beraber geride bırakırız. İyi günler. Tekrar görüşmek üzere.